Merhaba arkadaşlar, ben Umut Öncül, fizik öğretmeni. Momentum serimizde soruların ikinci videosundayız. Artık yavaş yavaş korunum başlayacak. Şimdi burada M kütleli, 3M kütleli, 2M kütleli arkadaşlar var. Bunlardan bir tanesi duruyor. Diğerlerinin hızı verilmiş 24 metre bölü saniye, zıt yönde eksiye artıya dikkat edeceğiz. Vermezler, sen dikkat edeceksin. Ben bilerek vurgu yaptım, antrenman yapıyoruz sonuçta. Kenetleniyorlarmış bunlar. Cismi aynı anda çarpıyorlarmış. Kenetleniyorlarmış. Ortak kütlenin son hızı nedir deniyor. Şimdi olay öncesi, olay sonrası demiştik. Olay öncesindeki momentumlara bakalım. Ne yönde? Artı yönde. Yaz. O zaman m çarpı 24 geldi. Bundan bir şey var mı? Yok. Ama sıfırı göster. Şimdi bu eksi yönde. Aslında vektörel anlamda topluyoruz ama bunun yönü eksi olduğu için burada çıkarma gibi gözüküyor. Lütfen dikkat. Yani çıkarma diye yansıtıyoruz. O zaman ne oldu burada da? 2m çarpı 6'lık hızda. Şimdi bunlar kenetlendiler. Ne oldu? M var. 3m var. Bir de burada 2m var. Çarpı ortak hızları. Şöyle v üssü diyeyim ben buna. Şimdi burada 24m var. Burada da 12m var. O zaman kaldı geriye 12m değerinde bir momentum. Burası da 3, 5, 6 oldu. 6m çarpı v üssü. M'ler gitti. 6 ile 12 de sadeleşir. V üssü eşittir. 2 metre bölü saniye çıkar. Sonuç pozitiftir. Bunlar arkadaşlar sağ tarafa doğru gidiyorlar. Haberiniz olsun. Bu yöntem acayip güzeldir. Olay öncesi, olay sonrası diye. Yani hiçbir yerde kolay kolay hani formül olarak vermezler. Nedenini bilmiyorum. Yani ya da çok az kitapta bahsedilir. Genelde bir öğretmen anlattığı zaman söyler bunu. Yani her yere uygulayabiliyorsun ya. Bir üniteyi, koskoca üniteyi tek bir formülle yapmak ne demek? Çıkmak, gitmek ne demek? Çok güzel bir şey. Şimdi bir klasik bloktan kurşun geliyor, böyle bam güm geçiyor. Blok yani hız olarak ne olur denmiş. Bloğun son hızı kaç metre bölü saniye olmuş. Yani bak burada tuzak ne? 100 gram. Bizim gramla işimiz yok arkadaşlar. Bizim hani sonuçta yani kilogram yapmamız gerekiyor onu. Olay öncesinde blokta herhangi bir şekilde momentum yok. Her şey kurşunda. O zaman ben onu hemen kilograma çevireyim. 100'ü hemen şöyle 1000'e böldüm. Hani kilogram oldu çarpı 1000'le geliyormuş. MV yazıyorum aslında. Kütle çarpı hız oldu. Artı hızı sıfırdı, belli ettim yine de. Eşittir diyorum. Ha, kurşun hala devam ediyor hayatına. O zaman onu MV olarak yazacağız. 100 bölü 1000 diyeyim şöyle. Tamam. Çarpı 400'de gidiyordu. Şunu da yazdık. Bu onun sonraki, olay sonrasındaki yani sonuçta momentumu. Artık blok ne yapıyor diye bir bakalım. 10 çarpı V diyelim. V üssü diyelim. Hani bloğun hızını bulacağız. Şimdi baktığında burada şunla şu çok nefis gitti. Burada 100 kaldı. Buraya baktığında tabii 1, 2, 3, 1, 2, 3 oldu. Burası da galiba nedir? 40 geldi. 40 artı 10 çarpı V üssü oldu. At bunu karşıya. 10 tane V üssü eşittir 60 çıkıyor. Şunlar da giderse V üssü eşittir 6 metre bölü saniyelik bir yani etki oluşturuyormuş. Bak sen 1000 metre bölü saniye ile geliyorsun ama 100 gramsın. Yapabilecek bir şey yok burada. Böyle bir sıkıntı oluyor. Yani senin çünkü bunu delip geçerken hızında ki düşme momentumundaki değişim bize ancak 10 kilogramda 6 metre bölü saniyelik bir yani hız kazandırmış oluyorsun. Bunu momentumla ifade ettik. Güzel oldu. Şimdi baktığımızda bir klasik ÖSYM'de defalarca sormuştur. İpin ucunda bir cisim var, seni böyle bekler. Sen gelirsin kurşunla yapıştırırsın buna. Birlikte böyle çıkarlar. Bazen delip geçer, bazen birlikte çıkarlar. Ona dikkat edeceksin sadece. Burada da saplanıp kalmış. Birlikte 0,2 metre yükseğe çıkmışlar. Metre verilmiş, işime gelir. Hızın değerini soruyor. Bunu yapabilecek olan hızın değerini. Şimdi bakın. Şurada arkadaşlar çarpma ve yani gömülme momentum korunum var. Burada momentum var. Momentum. Onu bir belli edelim. Buradaki hızınızı buldunuz diyelim ki yani böyle ne bileyim işte V ortak diyelim ben buna. V üssü diyeyim ya da. Buradan itibaren olay buraya tırmanmaya. Burada da enerji korunumu var. Şimdi burada ben bunları yapamıyorum olmayın. Minik minik momentum, minik minik enerji korunumu oluyor. Aslında burada sorun enerjiden de kaynaklanabilir. Lütfen ona da dikkat edelim. Biz şimdi momentum kısmına takılalım. Şimdi olay öncesinde sadece momentum bunda. Bu bekliyordu burada. M çarpı V eşittir. Gömüldü burada. Ne olur?
M benden geldi. 9M'de buradaki blokta 10M var. Çarpı V üssü demiştik. Bunlar gitti. V üssü eşittir. V bölü 10 diye gelir. Nefis. Dursun bu burada. Bu iş bitti. Bak şu anda momentum korunum bitti arkadaşlar. Şimdi burada artık yükseltiyoruz. Ne var başlangıçta bizde? Kinetik enerji var ve bunu yükseltiyoruz. 1 bölü 2 10M çarpı şu hızın karesi olacak. Onu da hemen V kare bölü 100 diye yazıyorum ben buraya. Eşittir. Potansiyel enerjiye dönüşmüş. Kim? 10M. G kaç? 10. Onu da yazalım. Çarpı ne kadar yükselmişti? MGH yazıyorum zaten. Kinetik enerji potansiyel enerjiye dönüştü diyorum. 0,2 ile 2 bölü 10 diye yazdım. 10M'ler gitti. Şöyle giderler. Nefis oldu. Şunlar da gitti. Burada payda da 200 var. Bunu da karşıya çapraza atıyoruz ya. O zaman V kare galiba sonuçta ne olacak? 400 oldu bile. Güzel bir sayı. V de buradan 20 metre bölü saniye gelir. Hızımız 20 metre bölü saniye olursa biz 0,2 metre yükselebiliyormuşuz. Bir klasik. Hem momentum korunumu var, hem enerji korunumu var. Bir öğrenciden daha ne istenecek? Yani diyoruz. Şimdi gelelim bir başka klasik soruya. Bütün kitaplarda vardır. Bu olması da gerekir yani hatırlatalım. Şimdi birbirine iple bağlanmış iki tane cisim var. 3M ve M. Güzel. Arada bir yay var. Yalnız bu yaylara dikkat edin. Bunlar şu anda bağlı mı değil mi? Soruyu bir okuyayım. Birbirine iple bağlı cisimlerin arasına sıkıştırılmış bir yay şekildeki gibi yerleştiriliyor. Bak, sıkıştırıp yerleştirmiş bağlı değil cisimlere. Durmakta olan cisimleri birbirine bağlayan ip kesilirse M kütleli cismin kinetik enerjisi için ne söylenebilir? Yani ip kesilince yay tabii bunları itiyor. Lütfen burada dikkat edin. Buradan itme aynı şekilde geliyor. İtme, itme. Yani burada cisimlerin farklı kütlede olması hiçbir şekilde bir şey ifade etmez. Yay serbest kaldı mı bunları aynı şekilde iter. İtme gelirse o zaman tabii ki de bu tarafa doğru momentum değişimi ile bu tarafa doğru momentum değişimi de aynı şekilde gerçekleşir. İyi de birinin kütlesi M, birinin kütlesi 3M. Bunların momentum değişimlerinin aynı olabilmesi için şöyle bir şey yapalım. 3M'ye V dersek o zaman M kütleli olan arkadaşın da hızının 3V ayarlanması lazım. Yani hızları ayarlamamız lazım. Şöyle bir şey oldu. Yani bu buradan bu tarafa doğru V hızıyla çıkarsa bu da bu tarafa doğru 3V ile çıkmış oluyor. Ona lütfen dikkat. Şimdi birisi kinetik enerji dedi. Yazalım o zaman. 1 bölü 2 3M çarpı V kare diye yazarım. Burada da baktığımız zaman 1 bölü 2 M çarpı 9V kare yazarım. Bak şimdi. Şimdi burada 3 tane 1 bölü 2 m kare var. Burada 9 tane 1 bölü 2 m kare var. 1'e 3 oldu galiba değil mi? Bakın şu 3'ü başa alsam. Şuradaki 3'ü. 1 bölü 2 m v kare oldu. Buraya bakıyorum. 9 tane 1 bölü 2 m v kare. Şöyle yapalım. Yani 3'e 9, 1'e 3 oluyor. Yani 3 katı. O zaman bunun kinetik enerjisi EK ise bunun kinetik enerjisi 3 EK oluyor. Bunlar nereden geldi? Baştaki yaydan geldi. Yani şöyle bir şey yapabiliriz. EP yani şöyle diyelim EP yay evet eşittir 4 tane EK olur. Buradan da EK'yı yani sonuçta EP bölü 4 diye bulabiliriz. Kimi sordu bize? M kütleli cisminkini sordu. Yani 3 EK'yı sordu. O zaman buradan da 3 EK'yı şöyle ifade edebilirim. 3 tane EP bölü 4 olur. Yani enerjinin 4'te 3'ünü ona vermişiz. Böyle güzel bir soru. Bak gene itmeden yola çıkıp momentuma, momentumdan kinetik enerjiye bir de ayrıca enerji korunumu yapıp kimin kime enerji verdiğinden de bahsetmiş olduk. Şimdi bu biraz önceki soruyu bir adım öteye götürüyoruz. Yine sıkıştırılmış ve cisimlerin arasına yerleştirilmiş bir yay var. Yani böyle bir şey. Cisimlere bağlı olmayan sıkışmış bir yay şekilde gibi yerleştirilmiştir. Sistem V hızıyla giderken cisimleri birbirine bağlayan ip kesildiğinde K'nin son hızı eksi 2V ise evet burada her şeyi söylüyor. Ötekinin hızı ne olur diye. Şimdi biz burada enerji ile ilgili bir şey yok. Sadece momentum korunumu var. Kimsenin enerjisi sorulmuyor. Momentum korunumu yapalım. Olay öncesi, olay sonrası yapacağız yine. Hiçbir sıkıntı yok. Olay öncesinde birlikte hareket ediyorlar ama ben ayrı ayrı yazacağım. 2MV artı m çarpı v. Bunların herkesin sağa doğru gittiğini biliyoruz. Eşittir. Bak ne dedi? İp kesildiğinde k'nin son hızı eksi 2 ve ters yönde de diyebilirdi ama burada yardım etti bize eksiği söyleyerek. O zaman ben ona dikkat edeyim. K'ninki yani şu.
Eksi 2m çarpı, evet 2v diye ben hemen eksiyi zaten başa yansıttım. Sola doğru gittiğini biliyorum. Ötekinin ne yapacağını bilmediğim zaman artıyı basarım. Sonuçta eksi çıkarsa kendini belli eder. Yani garantili bir şekilde artı yönde gidecek diye kendimi kasmıyorum. Ortaya çıkacaktır o. M çarpı VL'nin son hızı oluyor. Şimdi buraya baktığında burası kaç oldu? 3mv. Değişik. Eşittir. Burada da eksi 4mv geldi. Artı M çarpı VL üssü. Her terimde sonuçta M olduğu için gider. Attık bunu bu tarafa. VL üssü eşittir. Ya da atmadan da yapabilirdik. 7V şeklinde bir hız çıkıyor. Zaten pozitif yönde gidiyormuş kendisi. Tamam. Devam edeyim. Oo, ne gelmiş burada? Enerji korunumu diz boyu. Yani sürtünmelerin önemsiz olduğu kesiti verilen yolda H yükseklikten serbest bırakılan X cisimi durmakta olan 3M kütleri Y ile kenetleniyor. Ortak kütle yerden en fazla ne kadar yükselir? Şimdi bu buradan böyle gelip gömüyor ya buna. Yani burada tabii ki de bir şey yapacağız. Yani bu buradan böyle gelecek. Şuraya geldiği anda bunun bir hızı olacak artık. Bu tarafa doğru bir Vx olacak, tamam mı? Şimdi bunu enerji konumundan başka herhangi bir şekilde yazmamız mümkün değil. Yazalım. M çarpı G çarpı 4H var potansiyel enerji olarak. Aşağı indiğinde kinetik enerji olacak. 1 bölü 2 M çarpı Vx'in yani sonuçta karesi. Bu burada dursun. Ne işime yaradı bilmiyorum. Hiç kurcalamıyorum. Bunu açmaya kalkarsak pislik çıkabilir. Kalsın böyle. Şimdi bu Vx de geldi. Kim bu? Bak bu enerji konumu. Bıraktım bunu burada. Bıraktım. Kurcalasam dediğim gibi köklü möklü bir şeyler gelecek. Hiç ellemedim. Korktum. Şimdi buradan standart minik hani bir şey gelsin. Hani nasıl derler? Bir momentum korunumu gelsin. M çarpı Vx de geliyor. Bu zaten duruyordu bir şey yok. Eşittir. Toplam kütle kenetlendikleri zaman 4M olacak. Ondan sonra da ne olacak? İşte kendisi de bir güzel şey olacak orada. Böyle nefis bir şekilde ortak hızımızı yazacak. Yani şöyle yapalım. V ortak. Ne diyeyim? İşte V üssü diyeyim ona. Yani beraber takılacaklar. Şimdi bunlar böyle gitti. V üssü eşittir. Vx bölü yani sonuçta 4 geldi. Böyle bir durum. Neyse. Evet burada 3M kütleri demişiz. Yani sallıyorum tabii yani şimdi şeyleri sayı biraz rahatsız etti ama bakalım neler olacak şimdi. Bu burada böyle Vx bölü 4 diye geldi. Yani ben buna mesela şimdi burada madem 4'te 1'e düşüyoruz 4 taştan dolayı hani 4H'yi vermişim güzel güzel gelmedi yani ben beğenmedim. Ben beğenmedim net söyleyeyim yani. Şöyle yapsaydım daha iyi olurdu. Hızı yarıya düşerse ne olur diye. Neyse. Tamam artık çıktık. Ok yaydan çıktı arkadaşlar. Bu böyle geldi. Buna ne diyorsam de. Yani bu buraya indiği zaman V de buna tamam mı? Buna da V de. Bu artık burada ne yazık ki V bölü 4. Kaçış yok. Uydursan ne uydurursun? Tabii ki de V uydurursun yani. Şimdi buradan yokuş yukarı çıkarken yine enerji yazacağız. Yapacak bir şeyimiz yok artık. Ağlamanın, sızlamanın anlamı yok. 1 bölü 2 toplam kütle 4m'di. Hızımız neydi? Bu. O zaman ne olacak? V kare bölü 16 olacak. Şöyle karesini alınca eşittir. 4m çarpı g çarpı h üssü diye geldi enerji korunumumuz. Bir tane de burada enerji korunumu vardı. Yalnız biz buna artık Vx kare demeyelim. Çünkü V diye salladık ya burada ona V diyelim. Ben bunu bu tarafa alayım altına yazayım bak şimdi. Kinetik enerjiyi başa alıyorum. Taraf tarafa oranlarken kolaylık olsun diye. V kare eşittir. Burada ne var? İşte M çarpı şunu yazıyorum tabii ki de. G çarpı 4H var. Şöyle bir oranlamamızı yapalım. Kendi içinde gidenler var mı? Şöyle he, böyle bir gittiler. Şuradaki M'ler kendi içinde gitti. Şuradaki 4M'ler gitti. Bu da güzel. G'ler de gitti. Güzel. Hani sonuçta V kareler de gitti. Artık bir güzel çarpalım. Burada bir şey kalmadı. H üssü eşittir. 1 bölü 16 kaldı burada. Burada da çarpı 4H var. Yani böyle bir şey geldi arkadaşlar. Artık idare edin. H bölü 4 şeklinde oldu. Yani burada 4 iken burada H bölü 4 geldi. Yapacak bir şey yok. O da bizim seçtiğimiz sayılardan kaynaklandı. Yani gördüğünüz gibi yani burada momentum o kadar hızlı bitti ki yani enerji korunumu yaparken buluyorsun kendini işte. Yapacak bir şey yok. Al burada da öyle. Şimdi bu cismin daha soruyu okumadım ama buraya çarpması momentum korunumudur. Bundan sonrası enerji korunumudur.
Yani olayım o. Şimdi o zaman ben böyle böleyim yani. Birinci aşaması ne? Burası. Birinci aşama momentum korunumu çarpıp kenetleniyor. Bundan sonra yay en çok ne kadar sıkışır deniyor. Momentum korunumu gelsin. Momentum. Momentum diyelim. İşlem basamakları 1. Ne geldi burada? 4 kiloluk vatandaş 5 ile geliyor. Diğeri ne yazık ki bekliyor. Eşittir. Kenetleniyorlar. 1 artı 4'ten evet V ortak diyeyim, V üssü diyeyim ne diyorsan de. V üssü buradan galiba 4 metre bölü saniye geldi. Burası 5 olunca gidecekler. Şurasıyla şu gidecek. 4 geldi. Bitirdik. İkinci kısma geldik. Burada da enerji var. Şimdi artık beraber hareket ediyorlar. Belli bir kinetik enerjileri var. Bununla da yayı sıkıştırıyorlar. En çok ne kadar? Yani durana kadar gideceğiz yani. Şimdi burada 1 bölü 2 toplam kütle ne kadardı? 4 buradan 1 buradan kenetlenip beraber gidiyordu ya 5. Hızları kaçtı? 4. O zaman onun karesini alıyorum. 16 eşittir. Yayda potansiyel enerji olacaklar. O da 1 bölü 2 kx kareden dolayı k'yı yazıyorum. 2000 maşallah. Evet x kare de artık kendini feda edecek. Şimdi şuradan 2 ile bunu sadeleştirirsek burada 8 olur. Burası 40 olur. Şu 2'yi de onun yanına göndersem şöyle 2 diye eşittir. 2000 çarpı x kare. Vay güzel oldu. Bununla da bu gider. Şurası 1000 oldu. Hoppa bununla da bu gider. Oha çok iyiyim lan. Evet buradan 4 bölü 100 geldi. Evet gerçekten de çok hoş. 2 bölü 10 geldi. Evet 0,2 metre. Şöyle yazalım. 0,2 metre sıkışıyormuş ya da 20 santim de diyebiliriz. Yani böyle hem momentum hem enerji. Tek başına bir işe yaramıyor. Ben momentumu yapamıyorum derken çok dikkatli olun bundan sonra. Şimdi geldik burada fantezi soruya. Burada böyle ucuna yay bağlanmış hazır bekleyen hani kendini korumaya almış gibi böyle bir cisim var durmakta olan 1 kilogram kütleli bir cisim var. Buradaki yayın yay sabiti de 800 Newton metre Newton bölü metre. Buna 1 kilogram kütleli 4 metre bölü saniye ile gelen cisim çarpıyor. Yay en çok ne kadar sıkışır? Şimdi siz bunu sıkıştırmaya başladığınız anda bu hareket eder. Ama ne zamana kadar hareket eder biliyor musunuz? Bunların kendi aralarındaki ortak kütlesi, şey özür dilerim yani ortak kütlenin ortak hıza ulaşıncaya kadar hani sonuçta şey olacak. Sonra tabii tekrar fırlatacak yani sıkışmış yay sıkışmış şekilde öyle devam etmeyecek. Yani bir çarpmanın etkisiyle bir hareket başlayacak ama arkadaki cisim öndeki cisimden hızlı olduğu sürece o yayı sıkıştırmaya devam edecektir. Ne zamana kadar? İşte ortak hıza ulaşıncaya kadar. İlk önce biz burada momentum korunumundan o ortak hızı bulacağız. Bakın momentum diyelim. Ortak hızı bulursak ne zamana kadar hangi hıza kadar sıkıştıracağımızı da biliriz. 1 çarpı 4. Bunda bir şey yoktu zaten yazmıyorum. 1 artı 1 çarpı V üssü diyelim. Buradan da V üssü eşittir. 2 metre bölü saniye geldi. Bu kadar. Momentum korunumu bu kadardı arkadaşlar. Sen orada yayı işte ortak hıza ulaşıncaya kadar sıkıştıracağını anladığın anda bitmiştir. Şimdi gelelim enerji korunumuna. Enerji korunumu bize ne der? Şimdi başlangıçta sadece kinetik enerji vardı. 1 bölü 2, 1 çarpı 16. Ne oluyor? Sen biraz kinetik enerji var diyorsun. Ortak yani kütle gibi beraber gittikleri bir andan bahsediyorsun. Hani sonuçta cisimleri ifade ederken. 1 bölü 2 çarpı toplamda 1 orada 1 orada 2 var. Hızımız da 2 idi. Karesini alıyorum 4. Yani birazı hala cisimlerde kinetik enerji, birazı da yani sonuçta yay enerjisi olacak. 1 bölü 2 kx kare şeklinde. Şimdi buraya baktığınız zaman burası 8. Burası ne? Burası 4. O zaman bizim enerjimiz de galiba burası da 4 olmak durumunda kalıyor. Şimdi o zaman 4 eşittir. 1 bölü 2 çarpı k kaçtı? 800 çarpı x kare. Güzel oldu. Şöyle burası işte 400 oldu. X kare eşittir. 1 bölü 100 oldu galiba. X de eşittir. 1 bölü 10. Evet metre. Yani 10 santim sıkışıyormuş. Evet mantık aynı arkadaşlar. Durumumuz bu. Yani örnekler devam edecek. Yani örneklerde çok angarya var. Ama bunlar dediğim gibi çaktırmadan hem momentum yapıyoruz ama hem de konu tekrar ediyoruz. Bakın enerjiyi de hatırlamış oluyoruz. Evet dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Diğer videoda görüşmek üzere.